Herkese merhaba buralar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte gelişmeye devam edeceğiz. En son zombi evimizi geliştirmeye başlamıştık. Bugün ise sizinle birlikte birazcık tarlamızı büyütüp tabii ki de ondan sonra zombi evimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Üzerimizde bayağı toprağımız birikmişti. Bunları toplayaraktan ne yapacağız? Tarlamızı geliştireceğiz, değil mi? Şöyle. Acaba bıraksak bunlar aşağıya doğru düşerler mi? Ah be, bunlar düşerse taşlarımız boşa gider. Aynen, bir deneyelim. Ah be, hepsi boşa gitmeye başladı. Baksanıza alamıyoruz. Oo, hiçbirini alamıyoruz. Bir dakika. Bunu da alamadık. Bunu alabilir miyiz? Ah be, neden aşağıya düşüyor ki? Şöyle almayı deneyelim. Oo, bunu almayı başardık. Şunu alalım. Aha, bunu da aldık. Şunu alabilir miyiz? Oo, en azından 3 tane kar yaptık. Tamamdır. Şöyle. Şurayı şöyle çoğaltacağız. Tarlamızı daha da büyük hale getirip bayağı büyük tarla yapacağız. Bir dakika şimdi. Ama su ne olacak? Suyu birazcık daha uzatabiliriz şuraya doğru. Doğru, tamamdır. Tarlamızı bir büyütelim. Elimizde çok toprağımız var. Bu kadar toprak birikti. Bunlarla ne yapacağız? Tarlamızı genişleteceğiz. Şöyle 3 tane oldu. Acaba evin arkasına doğru tarlayı devam mı ettirsek yoksa burası kalsa mı? Evin arkasını taşla doldururuz ve tamamdır. Zaten taş makinemiz olduğu için ne yapacağız? Onunla evin arkasını doldurabiliriz taşlarla. Şöyle. Daha da zombi çürük etlerimiz de birikti galiba. Onlarla ne yapacağız? Kumu alıp kumlarla da camlarımızı da yapabiliriz artık evimizde. Şöyle şuradan bir inelim. Acaba buraya düşersek. Ah be, düşünce burası bozuluyormuş. Şöyle. Şurayı yapalım. Ondan sonra oraları düzenlerken burayı da düzenleriz. Bir bakayım, bayağı geniş oldu. Bir acaba evin arkasına doğru gitmeye başlasa mı? Evin arkasına bir tane şu köşeye su yeri yapsak. Evin bu tarafı da full tarla olsa. Çok büyük tarlamız olur. Aynen be, yapalım. Bir dakika. 4 tanelik su yeri yaparsak. Hatta ne yapalım biliyor musun? 3 tanelik su yeri yapalım. Şöyle. 3 tane burada olsa, 3 tane, 2 tane, 3 tane. Aynen, şurası tamamdır. 2 tane yer olsa böyle yeterli. Şuranın altından buraya doğru su getireceğiz. Buraya suyu koyacağız ve bura tarla tamamen büyük olacak. İşte bu muhteşem oldu. Şöyle. Şurayı şöyle bir sıra daha yapacağız. Evimizin iki tarafından da baktığımızda tarlamız gözüksün. Şuradan. Muhteşem. Şurayla da şöyle birleştirebiliriz. Toprağımız bitmek üzere. İki tane kaldı. Bu iki tane toprağı ne yapacağız? İki tane toprak da üzerimizde dursun. Başka toprağımız var mı üzerimizde? Üç tane toprağımız var. Yeşil topraktan hiç kalmamış. Evet, bir bakayım, burada da kalmamış. Topraklar üzerimizde dursun o zaman. Ne yapacağız? Şuraya su getirmemiz gerekiyor değil mi? İlk önce şuradaki iki tanesini şöyle bir alalım. Aynen. Bir dakika, suları almamız gerekiyor buradan. Suları bir alalım. Kovamız kaç tane var? İki tane kovamız var ama burası sınırsız su. Aynen, burası sınırsız su olduğu için su zaten akacak o tarafa doğru. Düzenleyelim o zaman. Şurayı al şöyle. Şurayı da al. Olamaz, aşağıya doğru gitmeye başladık. Olamaz olamaz, bir dakika. Taş koyalım değil mi? Şuradan bir çıkmayı başarırsak şöyle. Buradan çıktıktan sonra şuradan şöyle iki tane burayı kapattık. Tamamdır, şimdi burayı kapattığımıza göre ne oldu? Acaba su böyle L şeklinde oraya doğru gitsem be? Ah be, şuradakileri şimdilik bir toplayalım. Bir dakika, şu bir tane havuçları alalım burada. Hatta havuçların hepsini bir alalım. Bugün tarlamızı düzenleyelim. Çok büyük bir tarla yapacağız. Evet. Şimdi tarlayı nasıl yapacağız? Oraya su götürmek için şurayı tekrar kırmamız gerekiyor. Şöyle şunu kır. Tamamdır, şunu da kır. Topraklarımızı geri alacağız. Şöyle iki tane buraya koyduk. Buradan şu köşeye doğru götürmemiz gerekiyor. Şuradan. Olamaz, şunların hepsini almamız gerekiyor. Evet. Bunu da almayı başardık. Şöyle burayı da yaptık. Buradan o taşın altına götürmeyi başarsak artık oraya suyu taşıyabiliriz. Çünkü su koyacağız oraya. Şurayı da yaptık şöyle. İşte bu, tamamdır. Artık başardık, burayı artık taşla doldurabiliriz. Şöyle bir dakika, sudan kurtulalım. Aynen, sudan kurtulduk. İşte bu. Burayı 4 taneyle kapatalım şöyle. Şurayı da kapat, şunu kır. İşte bu, tamam, burayı artık topraklarla geri doldurabiliriz. Şöyle. Şurayı kapattık, burayı kapattık. İşte bu. Şimdi kovamız nerede? Şuradan bir su alırsak sınırsız oluyor. Bir tane daha alalım. Evet. Bir tane şu köşeye. Aha, hepsi sınırsız olmayı başardı. O zaman şuraya da koyabiliriz. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Üzerimizde başka su kovası daha vardı. Onu da alalım şöyle. Bir tanesini de şu köşeye koyarsak. Bu da sınırsız olmayı başardı. O zaman her yeri çapalayabiliriz. Bunları tekrar sandığımıza koyalım şöyle. Çapamız nerede? Çapamız burada. Bayağı büyük tarla yapmaya başardık. Evet. Şöyle. Çapa yetmeyecek galiba. Bir bakayım, 50 tane. Yeter her türlü. Yetmeyebilir ama. Şöyle bir bakalım şuradan. Evet. 30 tane kaldı. Ama buraya yetecek. Evet. Tallayı büyüttük. Topraklarımız çoğaldıkça ne yapacağız? Burayı daha da genişletmeye başlayacağız. Şöyle.
İşte bu. Tohumlarımız nerede şimdi? 30 tane tohumumuz var. 30 tane havuç tohumumuzu bir dikmeye başlayalım şuradan şöyle. Aynen, bir dakika. Şuraya dik, şuraya dik. Evet, bir dakika şöyle. Şurada kabaklar alalım mı be? Bunları şimdilik kullanmayız. Bunları tohum olarak koyalım. İleride lazım olursa kullanırız. Bir dakika, şunları al. Evet, bir dakika şöyle. Kabakları şimdilik kullanmıyoruz şöyle. Şunu aldık, şöyle yiyerek gidelim. Tamamdır, etimiz pişti mi? Şurada bir tane daha varmış, şunu koyalım. Etlerimiz bitti be. Şunları koyacağız buraya şimdilik. Evet, şeker kamışı iki tane daha mı yapsak acaba? Şeker kamışlarımızı da çoğaltsak. Şu sıraya şöyle şeker kamışı koysak. Oo, köşeye su değmiyor. Suyu bir tık daha büyütmemiz gerekecek o zaman. Şuradan şöyle bir çıkalım. Evet, karpuzlar burada büyür zaten. Şöyle. Şuraya gitmediğine göre su buraya değen var mı? Hepsine değmiş. Şuraya değmemiş. O zaman bir kez daha çapalayalım. Aha, çapamız bitti. Olamaz. Kendimize çapa yapmamız gerekiyor hemen bir tane. Var mı üzerimizde taşımız? 5 tane. Şuradan taştan bir çapa. Muhteşem be. Bayağı büyük tarla yapmayı başardık. Şimdi şurayı çapalasak, buralar tekrar olursa, o zaman şuradakileri alıp burayı bir tık daha büyüteceğiz. Şöyle. Evet. Aha, burayı da bozmuşuz. Şunları da alalım. Tamamdır. Patatesimiz var mı acaba üzerimizde bizim? Bir bakayım bir. Bizim patatesimiz yok değil mi? Normal tohumumuz var mı? Normal tohum 4 tane var. Havuç 18 tane. Şeker kamışı bir tane daha dikelim, o da büyüsün. Ama neyimiz yok? Patatesimiz yok. Aha, patatesimiz bir tane var. Bu patatesi de alalım o zaman. İşte bu. Patatesleri de dikmeye başlayalım. Şurada zaten patates var galiba. Şuraya patatesleri de dikelim. Şuradan büyümeye başlasınlar. Şöyle. Oradan patates tarlası yaparız orayı. Nereye dikeceğiz? Şu köşeye dikelim. Aha. Çapaladığımız için dikemiyoruz. Şöyle zıpla bir tane buraya. Bir dakika, şuraya zıplayalım. Aynen be, işte bu. Şunun üzerine dikebiliriz. Burada bu da büyüsün. Şöyle havuçlar dikmeye devam edelim. Evet. Ah be, burası tekrar böyle olmuş. Şunu al buradan geri. Burayı mecbur düzenleyeceğiz. Tallamızı büyüttüğümüzde düzenleyeceğiz. Şöyle 3 tane daha, bir tane buraya 4. Tamamdır be, çok büyük talla yaptık. Şu tallanın büyüklüğüne bakar mısınız? Muhteşem şekilde büyük oldu. O zaman orayı düzenlediğimize göre ne yapacağız şimdi? Bunları koyduk. Kemik tozlarımız var. Kemikleri şimdilik böyle koyalım. Şu üzerimizdekilerle de tekrar at zırhlarını bir alalım. Üzerimizdekilerle at zırhlarımızı alalım şöyle. Kim veriyordu? Şuradan alabiliyorduk değil mi? Şöyle. Kaç oldu? 3 tane daha oldu. 3 tane. 2 tanesinden bir şey alalım. Altın alalım. Evet. Altın yapmayı başardık. Şimdi altınlarımız kaç tane oldu? Şuraya bakalım. 2 taneden bir altın daha alabiliriz. 2 tane. Evet. 1 tane daha. İşte bu. Şimdi gidelim bunlarla da ne yapalım? Elmasa çevirelim. Şöyle. 2 taneden bir tane daha alalım. Evet. Şöyle geç burayı. 2 taneden bir tane elmas. 2 taneden bir tane elmas. Evet. Bir tane kumumuz oldu artık. Bununla ne yapacağız? Kendimize cam yapmaya başlayacağız. Evimizin de camlarını doldurmaya başlayalım artık. Şunu pişir. İşte bu. Tamamdır. Bir tane kum almaya başladık. Zombilerden düşen tuzaklara bir bakalım. Bir tanecik mi düştü ha? Şunları indir buradan bir tane. Şu küçükler yanmıyor be. Oo, keşke bir tane daha zombi spawnlarımız olsaydı. Bunlardan hemen alabilirdik. Şöyle 6 tane oldu. Bakın hemen ama. İşte bu. Kum nerede? Bunlar buradan çıkar yoksa. Şurayı şöyle yap. İçi... Aha. Olamaz. Tuzağa yakalandım. Şunu al buradan geri. Ah be. Şuradan çıkacağız mecburen tekrarda. Şöyle. Ah be. Bizi tuzağa yakalandıracak. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Zombi tuzağa yakalanmaya gidiyor. Kapıları kırsak mı acaba? Daha geniş olur ki çıkabilirler. Bir dakika. Meşaleleri şöyle koy. İçeri bir girelim. İçerideki örümcekleri bir avlayalım. İçeriyi bir temizleyelim artık değil mi? İçeride çok fazla örümcek var. Baksanıza. Uuu, içeride hep örümcekler var. Bakın şuna. İçeriği temizlersek artık burada örümcek kalmayacak. Spawnları biz açana kadar. Şuraya bir tane daha koy şöyle. Bunlar artık spawn olamasınlar. İşte bu. Yukarı katı açana kadar sadece zombiler spawn olsun. Uuu, zombilere baksanıza. İçeride bayağı zombi var ama tuzağa yakalanmıyorlar. Bunları bir topla burada. Evet, evet. Acaba kestirmeden yol yapsak, bunlar kestirmeden direkt çıkabilirler mi tuzağa? Aynen, ama o zaman ışık olur değil mi? Şöyle al bunları da. İçeriği bayağı temizlemeyi başardık. Uuu, içeriye bir tane düşmüş bile çoktan. Şöyle gidelim, bunlardan bir tane demir at zırhı alalım. Bunları da biriktirelim dursun üzerimizde. Kaç tane oldu? Bir tanecik oldu. Aynen, bir tane altın zırh, bir tane demir zırhımız oldu. Evet, koyunlar dışarı spawn olmuyor değil mi?
İşte bu ineklerimiz de orada. Şimdi üzerimizdeki yarım bloklarla yukarıdaki yolumuzu bir düzenleyelim. Sonra etrafını duvarlarla örmeye başlayalım. Şurada şöyle. Aynen işte böyle. Şöyle yapacağız. Oo, ne kadar çok zombi çıkmaya başladı. Bakın, yolu açtık, bütün zombiler rahatlıkla dışarı çıkar oldular. İşte bu. Şurayı kapat. Merdiveni nereye alacağız? Merdiveni şuradan. Şu merdiveni buraya al. Merdiven nerede duracak? Bir dakika. Merdiven nerede? Merdiven burada. Merdiveni buraya koyacağız. Şöyle. İşte bu. Buradan geleceğiz. O zaman şuradaki çiti de kırmamız gerekiyor değil mi? Bunu bir kıralım burada. Aynen. Buradan kıracağız. Şuradan geldiğimiz o zaman ne olacak? Burası çit mi olacak? Şöyle. Bir tane çit. Buradan çitler böyle gelecek buraya doğru. Burası tek girişli kapı. Buradan geçeceğiz. O zaman buraya bir tık daha geniş alıp genişten şöyle etrafını örmemiz gerekiyor. Ama zombi evinin tepesi kapanıyor o zaman. Olsun be, öyle yapalım. Bir dakika. Şurayı şöyle yapalım. Aynen. Bayağı balkon yaptık şöyle. Şurayı da şöyle genişletirsek işte bu. Çitlerle burayı kapatacağız. Hem bu taraf hem o tarafı. Üzerimizde çit yapacak malzeme var mı? Yok. Ağaçları toplamamız gerekiyor. Şuradan ağaçları toplayalım ama ağacımız zaten var. Şunların hepsiyle stick yapalım. Bir dakika. Sticklerle de ne yapalım? Şuradaki yayları bir güçlendirmeye başlayalım. Aynen bu yay. Şu yay işte bu. Bir tane yayımızı güçlendirmeyi başardık. Burada başka yayımız var mı? Şurada dönüştürmeyi bekleyen ağaçlarımız zaten varmış. Bunları da bir dönüştürelim. 64 tane oldu. Şimdi bayağı bir stick yapalım ilk önce şöyle. Sticklerimizi yapalım. Aynen 15 tane stick. 64 tane oldu. Şöyle ortaya 2-3 tane koyarsak 4 tane. Evet. 4 taneden acaba kaç tane oldu? 12 tane oldu. Bir dakika, birazcık daha yapalım. 10 tane yapalım gitsin. Hatta 15 tane yapalım. Bayağı ağacımız var artık. Büyütmeyi başardık. 15 tane ağaç çıkmaz ama bizden galiba. Baksanıza 9 tane çıktı. Bir dakika, bunlar toprak. Şöyle 8 4 6 2 tane buraya 6. O zaman bu kadar yapabilir. Şunlar kalacak şimdilik. Şöyle şunu al buradan. Tamamdır. Olamaz. Stick yaptık yanlışlıkla. Şurası şöyle gelecek. Aynen. Burayı böyle yaparsak muhteşem oldu. Bu tarafı da yapmamız gerekiyor değil mi? Burayı da şöyle yapacağız. Evet, işte bu. Muhteşem bir balkon yaptık. Şuraya bakar mısınız? Artık buradan böyle geldiğimizde buradan böyle çıkacağız. Buradan da buraya üst kata çıkacağız. Üst kat balkon. Aynı zamanda üst kattan tuzağı tam buraya açalım. Üst kattan düşenler buraya düşsün. Aha! Zombili tavuk bir kez daha düşmüş. Şuraya bakar mısınız? Bizim burada zaten bir tavuğumuz vardı. Bunu da öldürüp tavuktan kurtaracağız. Tavuğu ne yapacağız? Buraya getiririz ve tavuk çiftliği yapabileceğiz. Zombili tavuk düşmüş be. Bu tavuklar nasıl doğuyor? Acaba zombili tavuk olarak böyle spawn mı oluyorlar? Olamaz, yakacaksın. Tavuğu yakacaksın. Tavuğu yakacaksın. Olamaz. Muhteşem be. Bu tavuğu buradan kurtarmalıyız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde zombi evimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.